Ben hemoroidle devam etmek istiyorum. Hemoroid nedir? Nasıl oluşur? Hemoroid nedir? Nasıl Evet. olur? Şu baştaki kavanozu verebilirseniz size Tabii zahmet ki. olacak. Teşekkürler, saygılar, hürmetler. Bu da kurumuş bir bitki. Maalesef kuruduğu için biraz fazla güneşte kalmış. Aslında bu yeşildir. Çoban çantası otu. Çoban çantası otu ne işe yarar? Japon asıllı iki doktor, Profesör Doktor Takaki, Profesör Doktor Korada, çoban çantası otu ile ilgili yapmış oldukları klinik araştırmalarda çoban çantasının her türlü kanamayı, iç kanamayı önlediğini belgelemişlerdir. İki Alman asıllı doktor da Profesör Doktor Wagner, Profesör Wiesenhauser yapmış oldukları araştırmalarda çoban çantası otunun birleşiminde çok özel bir polipeptit var. İç kanamayı önlüyor. İster hemoroidden dolayı iç kanama olsun, ister ülseratif kolit yani kalın bağırsaktaki yer oluşursa ülseratif kolitten dolayı kanama, bazılarının mide kanaması veyahut da mesane kanaması, bayanlarda çok yoğun adet görmekten dolayı aşırı kanama, hatta burun kanamasına dahi bu çoban çantasının fakat bunun birleşimindeki Nasıl etken kullanacak peki kişi bunu? Yani kaynatarak mı ya da bir bitkisel çözümü nasıl olacak? Kullanımı içecek mi yoksa? zor bir soru. Evet. Neden zor soru? Şifalı bitkilerin birleşimindeki etken maddeler %2, %3. Çayını içse de iyi olur. Hafif vakalarda. Ağır durumlarda mesela hemoroid 3. 4. devre ise ekstraktını kullanmak gerekir. Etken madde %2,5. Otuyla çayını içtiği zaman tedavi süreci uzar. Aylar sürer. Bu nedenle kısa sürede etkisini görmesini istiyorsa kişi Evet. kısa sürede iyileşmek istiyorsa iksir, aloe vera jel, çoban çantası forte. Çok özel bir formül geliştirdik biz bununla ilgili. Birleşiminde Hamamelis virginiana, cadı fındığı da denir. Bu da aynı şekilde hemoroide karşı etkili. Sarı yonca, çok özel bir bitki. Sarı yonca, kokulu yonca, at kestanesi. Bunlardan oluşan bizim çok özel bir formülasyon geliştirdik. Hemoroidin her türüne. Şimdi Ankara'dan bir hanımefendi çok özel bir rahatsızlık olduğu için anlatacağım. Bir defa ameliyat olmuş. 6 ay sonra tekrar hemoroidi nüksetmiş. Tekrar ameliyat olmuş. Tekrar nüksetmiş. Tekrar ameliyat olmuş. Tekrar nüksetmiş. 4. ameliyatta hemoroid ameliyatında yanlışlıkla dalgınlıktan dolayı sinir kesilmiş. Makatta kapatan sinir kesildiği için ne olmuş? Hanımefendi defacetini tutamıyor. Beni aramış, altını bezlemek zorunda kalıyor. Beni aramış, diyor ki ne yapacağız şimdi? Dedim ki ne yapacağız şimdi? Yani önce söyler insan, ameliyattan önce söyler, de ki ne yapacağız şimdi? Çok kolay, çok basit. İçersiniz bunun çayını hafif, birinci, ikinci dereceden hemoroidde, çoban çantası otu basitse rahatsızlık, bir iki ay bitti gitti. Mideye peki yan etkisi olur mu? Tok karnına ya da aç karnına etkisi aç mı daha çok olur yoksa tok karnına mı içilmesi gerekir? Hayır, hiçbir yan etkisi yok. Yok. Hiçbiri. Şimdi şifalı bitkiler kategori olarak etkilerine göre 5 ana sınıfa ayrılır. 1. Klinik araştırmalarla etkisi ispat edilen %100 etkili bitkiler. Yani klinik araştırması yapılmış. İşte ne dedim? Mahonya. Mahonya ile ilgili klinik araştırma yapılmış. Hiçbir yan etkisi yok. Aloe vera. Aloe vera ile bu gördüğünüz bitkide aloe vera. Bu da klinik araştırması yapılmış. SDF'e karşı etkili, ekzemeye karşı etkili aloe vera. Akneye karşı etkili. Klinik nereden biliyorum? Benim yaptığım için hayır. Mesela Mısır'da Kahire Üniversitesi klinik araştırması yapmış aloe vera ile ilgili. Yapmış olduğu araştırma sonucunda akzeme, SDF, akneyi iyileştirmiş. Tayland'da Bangkok Üniversitesi aloe vera ile yapmış olduğu araştırmada tip 2 şeker hastalığını Evet. iyileştirmiş. İbrahim Bey, bir bölüyorum ama bir telefon bağlantımız var. İyi akşamlar efendim. Tekrar bağlanacağız inşallah. Evet, devam Hat düştü. edelim. Evet, tamam. Evet, düştü. Evet. Şimdi çoban çantası iç kanamalara karşı çok çok etkili. Dünyada en etkili bitkilerden birisi. Bunu Profesör Doktor burada kitapta benim yazmış olduğum 3 ciltlik bu kitapta
Bu kitabın diğer kitaplardan bir farkı var. Nedir? Son 1000 yılda yazılan ilk ilmi kitaptır. Nereden biliyorsun? Çünkü mesela burada örnek vereyim, örnek vermek için. Yüzlerce dergi bana Almanya'dan gelir. Mesela bu sayfa, bu sayısında aynı sefa veya sefa çiçeğini işlenmiş. 400 doktor Almanya'da çeşitli üniversitelerde bu dergide yazı yazar. Yapmış oldukları klinik araştırmaları, buluşları vesaire vesaire. Sadece Almanya'da değil, dünyanın hemen her ülkesinde çok önemli buluşlar dergilerde yazar. Böyle birçok dergi var. Ben aboneyim, bana sürekli Almanya'dan gelir. Bunlar magazin değil, ilmi dergi, akademik dergi. Şu ülkede şu şu klinik araştırması yapılmıştır. Belgeli, bilgili araştırmalar değil. Evet. Mesela bununla da ilgili, mahonya ile de ilgili, aloe vera ile ilgili, çoban çantası ile de ilgili klinik araştırması var. Bir bitkiyle ilgili klinik araştırması yapılmışsa o bitki birinci sınıf şifalı bitki. Evet. Tereddüte gerek yok. Tereddüte gerek yok. Şu şunu söyledi. Bu sürede değil. Klinik araştırması varsa birinci sınıf. İki, Almanya'da komisyon E var. Komisyon E nedir? Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan bir komisyon. 19 profesör doktor. Evet. Hepsi tıp doktoru ve... Görüyorum ama telefon bağlı.